Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denizli Şubesi Şubat ayından itibaren %50 ve %65 oranlarında karşılıksız hibe fonlarından vatandaşların yararlanabileceğini açıkladı. Kurumu Denizli İl Koordinatörü Ümit Dağdeviren, Avrupa Birliği tarafından tarım sektörü ve kırsal alanda Türkiye'ye sağlanacak desteklerin altını çizdi. İl Koordinatörü Ümit Dağdeviren, kentten köye göçün desteklenmesi gerektiğini savundu. Dağdeviren, özellikle yurt dışından Türkiye'ye kesin dönüş yapacakların arsa alarak tarıma destek vermelerini istedi. İPART olarak adlandırılan hibe fonlarını inşallah ilimizde kullandırmaya başlayacağız. 15 Şubat 2013 tarihinden başlamak üzere 15 Mart 2013 akşam saat 9'a kadar projeleri il koordinatörlüğümüzde kabul edeceğiz. Avrupa Birliği'nin hibe fonlarından bahsediyoruz. Ne kadar bir bütçeden? Yaklaşık 1.2 milyar avro Türkiye için ayrılmış İPART 1 kapsamındaki bütçe. 9. çağrı olarak adlandırdığımız bu çağrıda bu paranın 236 milyon avrosu yaklaşık olarak dağıtılacak. Malumunuz kurumumuz Tarım, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu. 2008 yılında kurum merkezi, 2009 yılında birinci faz dediğimiz 20 il, 2012 yılı başından itibaren de içinde Denizli'nin de bulunduğu 22 ilde koordinatörlükler olarak yapılandı. Dolayısıyla 1.2 milyar avroluk hibe fonları sadece bu 22 ilde yatırımcılarla buluşacak. Yapılan yatırımların %50'den 65'e kadar olan kısmı geri dönüşümsüz olarak hibe olarak yatırımcılara yatırımın sonunda hesaplarına en geç 3 ay içinde yatırılacak. Hangi tedbirler kapsamında bu hibe fonlarını kullandıracağız? Burası önemli. Süt üreten tarımsal işletmeler, et üreten tarımsal işletmeler, süt ürünleri işleme ve pazarlaması, et ürünlerinin işleme ve pazarlaması, sebze meyve işleme ve pazarlama, su ürünleri işleme ve pazarlama, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, yerel ürünler ve mikro işletmeler, kırsal turizm ve kültür balıkçılığı başlıkları altındaki tedbirlerde bu 236 milyon avroluk 9. çağrıdaki hibe miktarı Türkiye'ye dağıtılacak. Birliği standartlarında üretim yapılan işletmelerin sayısı artacağı için bu işletmelerden elde edilen hayvansal ve tarımsal ürünlerin çıktılarında Avrupa Birliği pazarına olduğu gibi dünya pazarına açılmasında, ihraç edilmesinde arzu ediyoruz. Her bir proje için 5000 avrodan 3 milyon avroya kadar, alt limit olarak 5000 avro, üst limit olarak da 3 milyon avroya kadar projeleri kabul edeceğiz. Kabul ettiğimiz projelerle ilgili olarak yapılacak yatırımların %50'den %65'e kadar olan kısmını, hatta KDV muafiyetleriyle bu rakam daha da artıyor, yatırımın sonunda müteşebbislerimize geri dönüşümsüz olarak vereceğiz. Avrupa Birliği Komisyonu Kırsal Kalkınma Programı'nda desteklenecek alanlar, süt üreten işletmeler, et üreten işletmeler, süt ürünleri işleme ve pazarlama, et ürünleri işleme ve pazarlama, meyve sebze işleme ve pazarlama, su ürünleri işleme ve pazarlama, çiftlik faaliyetleri, yerel ürünler ve mikro işletmeler, kırsal turizm, kültür balıkçılığı, hibe destekleri alacak alanlar olarak belirtildi.